Merhaba Ahmet. Merhaba. Ders erken mi bitti? Evet, öyle oldu. Bugün hukuk fakültesine de uğramam lazım. Yarın Ankara'ya gidiyorum. Cenazeye mi yoksa? Evet. Sence bu iyi bir fikir mi? Sadece gazeteler bas bas bağırıyorlar. Evet. Kanlı pazara benzemesin. Yargıtay başkanının dinsiz olduğunu yazıp çiziyor bir sürü gazete. Voltaire'den alıntı yaptı ya, Allah'a insan yarattı diye. Aslında bu koca bir konuşmanın tek bir cümlesiydi. Ama Zuhal haklı. Ortalıkta çok tatsız bir hava var. Neden gitmek zorundasın? Çünkü anlamadım. Babam gidiyor. Tam da söylediğin nedenden onu yalnız bırakmak istemiyorum. İmran Ökten babamın sınıf arkadaşıdır. Her konuda onunla aynı fikirde olmasam da cenazeye gitmem lazım. Ya yine aynı şeyler olursa Ahmet? Artık güvenli yer yok Yasemin. Eve kapanıp da yaşayamayız ki. Kendine dikkat Zuhal et Ahmet. Zuhal hocam merhaba. Bir bakabilir misiniz? Tabii. Peki ben gidiyorum artık. Trenle mi gidiyorsunuz? Hayır, otobüste. Trene en son 2 yıl önce bir kış ayında binmiştim. Yolda kalmıştık. Bir istasyonda birkaç saat vakit geçirmiştim. Benim için paha biçilmez birkaç saat. Ama artık yeni bir rötarı telafi edecek vaktim yok. Allah'a ısmarladık. Meyve yiyor musun sen? Hem de nasıl? Rengin biraz soluk gibi geldi. Vitamin eksikliği var sanki. Hayır anneciğim, merak etme. Çok iyi besleniyorum. Tamam. Anne. Hı. Bizim kızlar bu sene mezun oluyorlar biliyorsun. Evet. O ev artık bana büyük gelecek. Daha küçük bir ev buldum. Bu kadar zorlanmaya ne lüzum var Defne? Anne zorlanmıyorum. Herkes benim gibi yaşıyor. Bir sorun yok. Tek başına nasıl yapacaksın? Telefon santralinde iş buldum. Ne? Parası iyi. Kiramı ödeyebiliyorum. Ve harçlığım da çıkıyor. Yani orada oturup bütün gün telefon mu bağlayacaksın? Hayır. Akşamları sadece. Hem ne var ki? Bir sürü arkadaşım orada çalışıyor. Aylıdır. Bir konferansa birlikte gideceğiz de. Hoş geldin. Merhaba Selma abla. Aa, Defne. Merhaba. Nasılsın canım? Ne zamandır göremedim seni. Evet. Bundan sonra da görmen zor olacak. Çünkü akşamları çalışmaya başlıyor. Aa, öyle mi? Annem gereksiz yere telaşlanıyor yine. Sen nasılsın? İyiyim canım. Tamam, çıkabiliriz. Peki. Ben de birazdan çıkarım zaten. Hı hı. Hadi çıkalım. Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Ha. Bir daha rüyaya gidersen haberim olsun. Belki ben de gelirim. Tamam, haber veririm. Defne rüyayı görmeye gitmiş. Öyle mi? Ne kadar zor tahmin edemezsin Ayla. Kızı görmek istiyoruz ama çekiniyoruz. Bu nasıl şey Allah aşkına? Dava sonunda belki daha rahat edersiniz. Davayı kazansak da sonunda Rüya'ya bu gerçeğin anlatılması lazım. Kim yapacak bunu? Ben değil herhalde. Annesi konuşur bence. Belki... Belki onlar tekrar bir araya gelebilirler artık. Kim? Yasemin'le Ahmet mi? Evet. Ahmet nasıl kızgın görse, o artık zor görünüyor. Hem Yasemin hala evli biliyoruz. Sevgilim, o mesut geceyi.